Merhaba sevgili WebTekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte tövbe estağfurullah üzerine telefon koyunca onu şarj eden mousepad'i inceleyeceğiz. Videolarımızda genelde kutu açılışı yapmıyoruz ama buna bir kutu açılışı yapacağız. Neden? Çünkü kutusunu açmak çok kolay. İçinden bir parça bir şey çıkıyor zaten. Aha bak kutu açılış. Açtım. Bitti kutu. Kutu açılışının sonuna geldik arkadaşlar. Öyle deme, bir 10 dakika falan anlat ya. Anlatayım dur. Şu kutuyu şöyle attım. Oğlum en çok kutuyu anlatman lazım. Çok önemli bilgilerin olduğu kağıt var. Kullanmış olduğunuz powerbank. Bu powerbank değil ama öyle bir sıkıntı var. Aşırı ısı ve sıcaklıktan uzak tutunuz. 5 saatten uzun süre elektrikte tutmayınız. Yanma, erime gibi olumsuzluklar ile karşılaşmamak için lütfen kullanın talimatlarına uyunuz. Ben bir korktum. Bir deneyelim lan, belki aynı zamanda power bank. Hocam bu güneş paneli mi? Arkadaşlar önemli bilgiler yazan kağıt yanlış çıktı. Bu ne biçim mousepad ya? Şimdi arkadaşlar ürünün bir yerinde USB olması lazım. Mantıken değil mi? Ya ben bir şey diyeceğim de, diyeceğim şey çok mantıksız demekten vazgeçtim. De hadi de. Şarjın bıtısı solda ya. Evet. Hani onun sağda olması lazım dedim de tabii ki de mousepad'i çözülerek. Ama şöyle mesela bilgisayar başında oturuyorsun. Bilgisayar kasan burada veya burada olur ya. Bunu nereden takacaksın? Arkadan dolaş. Lazım sanki. Bak şöyle çevirirsen benim dediğim sıkıntı başlar. Ha şimdi bak hocam, mouse'u buraya aldık. Tamam aldım mouse'u. Klavye nerede? Hayır bak. Bu üründe bir şey söyleyeyim mi? Çok büyük bir endüstriyel tasarım hatası var. Aynen. Ya da büyük bir hata bizde. Neyse hocam sen şunu bir tak hele bakalım bir. Abi bak bu önemli bir sorun. Oğlum mu? Bak en önemli sorun şu an çalışıyor mu çalışmıyor mu onu bilmiyoruz daha. Daha büyük bir sorun olabilir. Houston we have a problem. Tamam şu an taktık taktım. Mı hocam? Yanma erime yok. Hazır mıyız? Koy. Oğlum niye öyle atıyorsun telefonu ya? Böyle atayım. Aha. Ay diyor lan. Kablosuz şarj. %62. Dolmasına 1 saat. 39 dakika. Ya bayağı düşük güç geliyor bu arada. Bakalım ne kadar hızlı şarj ediyor. Bakalım. Yani muhtemelen inanılmaz yavaş ediyor. Şimdi amper ile program var. Ölçülüyor. Prizde kablosuz şarj. 120 miliamper ile ediyor şu an. 110'a düştü. Bayağı düşük yani. Mesela ben bunu adaptörle taktığımda bu 1100-1200 falan oluyordu galiba. Hadi oğlum. Hadi bir 340. Neye istinaden düşüyor ki bu? 300'e kafasına düşüyor. Göre takılıyor. Bir de şu tarafına koyalım. Bu pedin tamamı mı acaba şarj aleti? 290'a düştü bu arada. Şarj olmuyor ki. Deşarj oluyor. Partiye mi gittin? Ne yaptın? Eğer üste koyarsanız şarj ediyor arkadaşlar. Alta koyarsanız da şarjını yiyor. Öyle bir şey. -400. Bir yerden alıp bir yerden veriyor. Tam şarj ediyor. Onda bir sıkıntı yok buraya koyduğumuz zaman ama kullanım açısından hani ergonomisi problemli. Ya öyle alacaksın, kabloyu alttan getireceksin. Tamam getirdik diyelim. O zaman da şöyle bir sorun var lütfen hocam. Buraya telefonu koyduğun zaman mousepad olmaz, çarpar. Mouse burada. Klavyeyi de oraya koyacağım. Şu kabloyu buna takıyorsan ben her türlü telefonumu da takarım ki abi. Mantık yanlış burada hocam. Şöyle anlatayım sana. Mesela masa başına oturuyorsun, çalışıyorsun. Telefonunu alacaksın, tuvalete gideceksin diyelim. Her seferinde bunu takıp çıkarmaktansa buradan al buraya koy. Evet, hadi bir de iPhone deneyelim. Hadi deneyelim. Şimdi arkadaşlar lütfen burada ürünün detaylarına inerken bir şey denememiz gerektiğini fark ettik. Acaba şu kabloyu çıkardığımız zaman şarj edecek mi? Ne fark ettim biliyor musun? Made in China'ymış. Bak takılıyken. Bu yeşilse şarj oluyor arkadaşlar. Güç bağlı değil yazdı zaten. Ölçüyor. Şimdi eksi. Şarjı yemeye başlayacak. Şu an eksi, deşarj olmaya başlayacak senin telefon. Takar takmaz da şarj olmaya başladı. Bu zaten bence çok dandik bir uygulama indirdim ben ya. Üfleme önemli de ya. Aa şarj etmiyor iPhone'u. Aa etti. Ya şunu tamamını koy bari değil mi? Her yerine parça parça koy. Evet şarj ediyor. Yalnız iPhone'da ölçemedik. Çok da gerekli değil bana soracak olursanız. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı olayını anladık. Sonuçta Android'e verdiğinden farklı bir güç vereceğini de düşünmüyorum ben. Maksimum gücü var en nihayetinde bu aletin. Şunu merak ediyoruz arkadaşlar. Bu aletin içinde ne var? Ne var? Ha bu arada mousepad olarak da bakayım şöyle bir. Kötü. Ya hani bunun pahalısı da var. Biz ucuzunu aldık da hani kaç para? Ucuzu 80 liraydı. 80 lira. Hani böyle oyuncu gamepad'i gibi bir şeyler beklemeyin arkadaşlar. Değil. Öyle değil. Yüzeyi falan bir acayip. Hazır mıyız? Bir dakika benim cebimde bir makas olacaktı. Aynen cebinde. Aa, cebimde makas var. Cebinde makas taşır çağdaş. Bu arada arkadaşlar yan ofiste tadilat var. Arada bir şey zartlarsa. Diye ses gelirse. O yandaki ofisin tadilatı. Aynen, bizim ofiste bir şey yok yani. Oğlum bunun içine karton var normal. Hadi be. Valla. Yart. Yırt. Ayşe teyze. Oldlar el sallasın yorumlar. Valla yaşımızı ortaya çıkardık. Bunun Çin'de dikildiği an gözümün önüne geliyor. Hocam artık gerisi sende. Bu arada powerbank falan değil yani. Öyle bir şey yazıyor da. Karton diyorum gülüyorsun al. Ha 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 ha. Lafın da arkasına durmuş oldum böylece. Buradan YouTube'daki tüm kurgu videoları selam söylüyorum. Al. Bu taraf iplik oldu. Ha? Ne oldu? Bu nereden enerji veriyor? Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Adamlar kartondan şarj ediyorlar. Daha ne yapsın adamlar? Böyle bir teknoloji yok. Ha. Şu mu?
Peki ben bir şeyi merak ettim. Çalışır. Abi. Evet, onu denemek istiyorum. Şimdi. Tabii ki çalışır. Eğer çalışırsa bunu alın 80 liraya, bunu masanıza yapıştırın, daha iyi olur. Mavi oldu bak, gördün mü kırmızı? Evet. Şarj ediyor. O zaman şey bile yapabiliriz yani, mesela telefonunuzu şarj edebilirsiniz, makas. Nasıl olacak o? Hocam bunu alıyorsun, bu zaten yapışır buraya. Bak. Şarj oluyor. Ki telefonu şarj eden mouse olur mu? Bak şöyle arkasında olur, kablosu şarj olacak. Olur. Oldu. Bunu yap sat. Tüm mesele şundaymış arkadaşlar. Sanki farklı bir şey bekliyor muydun Çağdaş ya? Ama ben böyle bir devre beklemiyordum da, bu işin hani ne olduğunu bilmiyordum yani içinde. Şunu bekliyordum ben. Usta hani şunu bek... Dalga geçiyor lan adam herhalde. Şunu bekliyor... Arkadaşlar Çağdaş daha konuşacak, ben onu uyutayım şöyle. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte hem kablosuz şarj edebilen hem de mousepad olarak kullanabileceğiniz ürünü inceledik. Anında bütün olayı buymuş. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti olsa hemen yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Sen de yapsana sonra benim deliyim.